Avcı buz tutmuş nehre düşüp mahsur kalmış bir kurt fark etti. Tüm tehlikeyi göze alarak onu kurtarmaya karar verdi. Fakat yaptığı şeyin kaderini nasıl ve ne şekilde değiştireceğini asla tahmin edemezdi. Her anını soluksuz izleyeceğiniz harika bir video ile daha karşınızdayız. Videolarımızın devamı ve destek için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Vasili Lapatkin ünlü bir avcıydı. Hayatı boyunca ormanda kurtlar, vaşaklar, ayılar da dahil olmak üzere birçok yırtıcı ile karşı karşıya gelmişti. Evli ve Yura adında bir oğlu olan Vasili, her ne kadar avcılık yapıyor olsa da yasaklara son derece bağlıydı. Sadece ailesini besleyebilmek için avlanıyor, kendisi için tehlike oluşturmayan, hamile ya da yavrusu olan hayvanlara dokunmuyordu. Oğlu Yura'nın okulu için eşi ve çocuğu şehirde, kendi ise ormanda bir kulübede yaşıyordu. Her ne kadar eşi karşı çıksa da zaman zaman oğlu da ona katılıyor, bu maceraya dahil olmayı seviyordu. Kış sezonunda yine böyle bir gün adam oğluyla birlikte ormana gidiyordu. Yolları üzerinde ormanın derinliklerine erişebilmek için geçmeleri gereken tahta bir köprü vardı. İkili donmuş nehrin üzerindeki köprüden geçip manzaranın tadını çıkarırken adam birden nehirde hareket eden bir şey fark etti. Kırılmış buzların içinde çırpınıyor, suya batıp çıkıyor ve boğulmamak için çabalıyordu. Bunun bir insan olduğunu düşünüp yardım etmek üzere daha yakından bakmaya karar verdi. Yaklaştığında gördüğü şey karşısında dehşet içinde kalmıştı. Bu bir kurttu. Hayvan nehirden geçerken buz kırılmış, suya düşmüş, dışarı çıkmaya çalışıyor ama bunu başaramıyordu. Orada sıkışarak mahsur kalmıştı ve bu şekilde devam ederse gücü tükenecek ve ne yazık ki ölecekti. Avcı büyük bir ikilemde kalmıştı. Ona yardım edip kurtarmaya çalışsa kurt ona zarar verebilirdi. Yanında Yura da varken böyle bir işe kalkışmak oldukça tehlikeli olurdu. Tam vazgeçip yollarına devam ediyordu ki vicdanının sesi ona bir şeyler yapması gerektiğini söyledi. Ancak verdiği bu kararın hayatında bir dönüm noktası olacağını o an bilmiyordu. Bir an ne yapacağını düşünmek üzere duraksadıktan sonra ormana gidip büyük bir ağaç dalıyla geri döndü. Sıkıştığı kısımdaki buzları kırarak bir genişlik yarattıktan sonra can havliyle ağacın ucuna tutunan kurdu dışarı çıkarmayı başardı. Hayvan son derece bitkin halde ölmek üzereydi. Vücudu buz kesmiş, adeta felç geçirmiş hareketsiz yatıyordu. Kurtardıktan sonra o şekilde bırakmak onu yeniden ölüme terk etmek anlamına gelirdi. Bu yüzden yanlarındaki kızağa koyarak onu eve götürmeye karar verdi. Evde kurt için şöminenin yanında bir yer yaparak ısınmasını sağlayıp ona yiyecek vererek hayvanın kendine gelmesini ve onu tekrar doğaya salmayı umuyordu. Ancak işler planlandığı gibi gitmeyecekti. Kurt ertesi gün kendine gelmişti. Fakat yaşadığı bu olay yüzünden olsa gerek bir bacağını hareket ettiremiyordu. Vasili onu tekrar doğaya salma planını ertelemek zorundaydı. Aksi halde hayvan dışarıda hayatta kalamazdı. Oğlunun da ısrarıyla Arakaska adını verdikleri kurdu yanlarında tutmaya devam ettiler. Yura ile Arakaska arasında bu süre içinde bir bağ oluşmaya başlamıştı. Çocuk hayvanın bacağına her gün masaj yapıyor, onunla vakit geçirip ilgileniyordu. Vasili ve oğlu haftalar sonra bacağını yavaş yavaş hareket ettirebilmeye başlayan Arakaska'nın yeniden düzgün bir şekilde yürüyebileceği konusunda ümitliydi. Aradan bir yıl geçtikten sonra bu ümitleri gerçek olmuş, kurt artık iyiden iyiye yürüyebilir hale gelmişti. İyileşmiş olmasına rağmen aralarında oluşan güçlü bağ sebebiyle baba ve oğlu terk etmemiş, onlarla yaşamaya devam etmişti. Ne o gitmeyi düşünmüş, ne de Vasili ve Yura onu doğaya salmıştı. Yine bir kış günüydü. Köy karlar altında ve derin bir sessizlik hakimdi. Yura ormana doğru gezintiye çıkmış, bir yıl önce Arakaska'yı bulup kurtardıkları nehrin kenarına gelmişti. Ancak yaşanacak büyük talihsizlikten haberdar değildi. Ayağı kayan çocuk nehre düşüp buz gibi suların içinde kaldı. Yüzme bilmiyor, çırpındıkça gücü tükeniyordu. Civarda kimse olmadığı için yardım çığlıkları sonuçsuz kalıyordu. Kurtulması için bir mucize gerekliydi. Derken uzaklarda beliren bir kurt koşarak sese doğru gelmeye başladı. Yura'yı sudan çekerek kurtarıp kıyıya çıkardı. Bu Arakaska'ydı. Tüm yol boyunca çocuğun haberi olmadan onu takip etmiş, bu sayede hayatını kurtarmıştı. Yura yaşadığı bu korku sonrası eve geri dönmek üzere yola koyuldu.
Arakaska yine onu uzaktan takip ediyordu. Çocuk eve gelip durumu babasına anlattığında Vasili hem çok korkmuş hem de kurda minnet duymuştu. Dışarı çıkıp baktığında Arakaska artık orada değildi ve bu onu son görüşleri olmuştu. Zor durumdayken yardım edip kurtardığı hayvan, bir yıl sonra adamın canı gibi sevdiği oğlunu ölümden kurtarmıştı. Arakaska kendisine yapılan iyiliğe belki de bu şekilde teşekkür edip can borcunu ödemeden Vasili'nin yanından ayrılmamıştı. Karşılıksız yapılan iyilik elbette bir gün döner dolaşır tekrar sizi bulur. Bu yüzden iyilik yapmaktan ve merhametli olmaktan asla vazgeçmemeli insan. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.